İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu arada yazdınız. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok renkli bir gecedeyiz. Siz de çok renklisiniz. Pembelerimizi indik geldiğimizde. Evet. Temizlik çok yapar mısınız? Hemen onu sorayım. Şimdi gece böyle bir etkinlik olunca... Güzel yerden başladık. Güzel. Temizliğe önem veririm. Yemek konusunda çok iyi değilim. Yemek yapalım mı? Ya yemek konusunda ikimiz de biraz... Çok başarılı olduğumuz söylenemez. Aslında yapsak güzel yapabiliriz ama mutfağa girme konusunda tembeliz bence. Tembelik, geçtiğimiz siz de haftalarda, günlerde geldiniz, yurda döndünüz. Hayırlı da olsun diyelim, evet. Bir yandan geçmiş de olsun diyelim. Sağ olun, neler ederim. Söyleyeceksiniz? Nasıl bir Survivor macerası oldu senin için? Yani bu ikinci Survivor'ım da All-Star'dı. Oldukça yorucuydu yine. Survivor her zaman yorucu. Yani bu sene de biraz beklentilerin altında kaldım. Hem kendim için hem izleyiciler açısından. Ama yani evimi de çok özlemiştim. Yasmin'i de, ailemi de. O yüzden iyi oldu. Güzel. Biraz aşk etkiledi diyebilir miyiz etkiledi acaba? Etkiledi ya kesinlikle. Bu sene biraz o taraftan zorluk çektim. 2021'de öyle herhangi bir kafamda bir şey yoktu. Tamamen işe, oyuna odaklıydım. Bu sene odaklanma konusunda biraz sorun yaşadım. Yasmin Hanım siz neler söyleyecek? Sizin için aslında bir şey oldu. Gelmesi iyi oldu bu bakıma. Benim için iyi oldu. Sadece şaşırtıcı oldu. Ben sonuna kadar gideceğime çok emindim. Ama böyle olması gerekiyormuş. Yine çok iyiydi. Performansı. Her şey çok iyiydi. Ama ben tabii döndüğü için mutluyum yani. Peki favoriniz var mı şu an? Desteklediğiniz, birinci gelmesini istediğiniz ya da birinci gelir dediğiniz? Ya kesinlikle ben o geleyim şampiyon olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuna kadar hak ediyor. Benim de bu zamana gördüğüm en yetenekli Survivor'lardan biri kendisi. Bu sene de performansı çok iyi diyor. Üstün bir performans sergiliyor. Kesinlikle o geleyi destekliyorum. Siz peki Yasmin Hanım? Ben Seda'yı tutuyorum galiba ya. Kadın gücü. Seda da aynı şekilde. Seda da Survivor olmayı en çok hak eden, en çok isteyen isimlerden biri. Yani Seda o geleyle Nefise'yi... Evet. Şampiyonluk adayı olarak görüyorum. Üçü de çok başarılı. İnşallah. Peki bundan sonra ne yapacak Koncak? Planları, kariyer planları neler? Şimdi Türkiye'de zaten tanınıyordun ama bu Survivor'la yine daha farklı bir noktaya geçtin. Var mı hedeflerin? Yani şu an böyle belirli bir hedefim yok. Kafaya koyuyorum, bunu yapacağım, şunu yapacağım dediğim bir proje de yok. Hayatın akışında, hayat bizi nereye götürürse aynı şekilde devam ediyorum. Harika o zaman. Çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dilerim. Sağ olun. Teşekkürler.